Sevgili dostlar, karavanımızı yaptık. Bugün sizlere karavanımızı tanıtacağız ve başlıyoruz. Nasıl açıldığını size göstereyim arkadaşlar. Şurada bir koltuğumuzun aparatı var. Orayı çektiğimizde koltuk öne geliyor. Şu iç kısımda bir tane ipimiz var. Onu çektiğimizde şu mekanizma güzelce şöyle gördüğünüz gibi şekilde çok güzel bir yatış şekli var. Ondan sonra bizim şu güzel yaptığımız bir aparat açılarak genişliyor ve çift kişilik bir yatak haline dönüşüyor. Gördüğünüz gibi. Bir de gelin arkadan bakalım. Şu gördüğünüz güzel manzara ucuz ve ekonomik bir tatil sunuyor bize arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, aracımızı seçerken şunlara dikkat ettim. Şimdi çok büyük bir araç alsaydık, hani bir minibüs tarzı bir şey alsaydım, dar yerlere, çarşıya vesaire giremeyecektim. Onun için bu şekilde bir araç tercihinde bulundum. Volkswagen Transporter'ı tercih ettik. Özellikle motor seçeneklerine dikkat edin. 2.0 civarında olan hacimlerini alın ve 100 beygir civarlarındakini almanızı öneriyorum. Diğerleri çok beygir gücü yüksek olunca ve motor hacmi büyük olunca hem yakıt çok yakıyorlar hem de bunların arıza verdiğini duydum. Bu benim kendi araştırmam tabii ki de. Onun için bunlara dikkat etmenizi öneririm. Aldıktan sonra aracın tüm motor bakımlarını yaptırdık, yağ değişimini yaptırdık, hava filtrelerini değiştirdik, yakıt filtresini değiştirdik, trigger kayışını değiştirdik. Hepsini değiştirin arkadaşlar, çünkü eski araç alacağınız için, yapacağınız karavan için bunları değiştirmeniz gerekiyor. Aracın iç dizaynını yaparken de birçok video izledim arkadaşlar. Bu videoların eşliğinde düşündüm ve en uygun iç dizaynını aracın tasarladım. Ve Anıl az önce sizlere bunu anlattı. Gerçekten çok güzel, kullanışlı bir iç dizayn oldu. Şimdi orayı size biraz daha tanıtmak istiyorum. Tabii bunu yaparken tanıdık birinden yardım aldık. Nusret amcadan yardım aldık. Ona buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşık 1500 TL kadar bir fiyat tuttu bu. O olmasaydı tabii bu daha fazla fiyatlar getirirdi bize. Birkaç araştırma yaptık. 2,5, 3, 4 milyara kadar çıkan bazı fiyatlar aldık. İyi ki Nusret amcamız var, ona yaptırdık. Şimdi bakacak olursak demirini demirciye gittirdik. Ayağını mobilyacılardan aldık, kaynattırdık. Tahtasını aldık. Tahtasının üstüne bakın, deri kaplama yaptırdım, görüyorsunuz. Burada da bizim ısıtıcımız var. Bunu da size yine tanıtacağım. Bu ısıtıcı sayesinde çok soğuk olan yerlerde güzel bir şekilde ısınarak kalabiliyoruz. Bakın burası deri, çok güzel. Bunun süngerini gidip mobilyacılar sitesinde süngercide kestirdik. Üzerine bez aldık mobilyacılar sitesinden. Bunların hepsinin maliyeti zaten 1400 lira kadar bir şey tuttu. İşte 1500 lira kadar bir fiyata da bunu yaptık arkadaşlar. Şimdi sizin kafanıza en büyük takılan soru da şu olması lazım. Bunu ruhsata işlettim mi? İşletmedim. Çünkü gördüğünüz gibi demonte. Aşağıya, şu aşağı kısmına herhangi bir şekilde vida vesaire attırmadım. Burası çıkabiliyor. Bunu komple çıkarabiliyoruz. Herhangi bir şekilde aracın içerisine monteli olmadığı için bu karavan olarak geçmiyor. Bizim gözümüzde tabii ki de karavan, ama karavan olması için bunların sabitlenmesi gerekiyor. Sabitlendiği takdirde arkadaşlar bu karavan oluyor ve ruhsata bunu işlettirmeniz gerekiyor. Ruhsata işlettirmek maliyet olarak çok pahalı. TSE'ye gideceksiniz. TSE onaylayacak. Ondan sonra gidip muayene istasyonuna muayeneye girdireceksiniz. Orada yine eksikler çıkabiliyor. Bunlar sıkıntılı. Muayene ettirdin mi diyecek olursanız, bu şekilde muayene ettirdim. Muayene ettirirken de video çektim. Şimdi o videoyu izleyelim. Arkadaşlar, şu an araç muayene istasyonundayım. Aracımı muayeneye soktum ve aracım muayeneden geçti.
Aracım gördüğünüz gibi bu şekilde yüklüydü. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Aracınızdaki bu sistem aracınızın içerisine herhangi bir şekilde monteli değilse, koltuklara da herhangi bir sıkıntı vermiyorsa bunu ruhsata işlettirmeden muayeneden geçebiliyorsunuz. Gerçekten çok rahat oldu arkadaşlar. Yani buraya yattığınız zaman aynı kendi evinizdeki yatağınızda gibi hissediyorsunuz. Çok rahat. Şimdi Anıl bizim için burayı bir denesin bakalım. Gerçekten kendi eviniz gibi güzel bir yer. Şöyle gördüğünüz gibi rahat bir şekilde yatabiliyoruz. Şu alan da büyük. Gerçekten güzel, tasarım açısından çok hoş olmuş. Tavan yüksekliğiyle bu yükseklik gerçekten rahat hazırlanmış. Şöyle baktığınız zaman başım tam üstüne geliyor. Yani yatış ve gezme için gerçekten güzel bir karavan olmuş. Herkese tavsiye ederim. Anılcığım 3 kişi yatar mı? Tahminimce yatar. Burada 4 kişi bile gider. 4 kişi, o da çok oldu ya. Ama 3 kişi kesin gider bence, kesin değil mi? Kesin gider burada 3 kişi. Aracımızın her yerini tanıttık arkadaşlar ama iç kısmını hiç tanıtmadık. Gelin şimdi içine bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar içi gayet teknolojik açıdan iyi. Bir tane double tape taktırdım buna ekstra olarak. Onun haricinde herhangi bir masraf yapmadım. Gerçekten iç dizaynı da güzel. Telefon konuşmalarımı, müziklerimi vesaire açabiliyorum. Arabada hız sabitleyici vesaire her şey mevcut. Gerçekten teknolojik açıdan da yeterli bir araç. Benim hoşuma gitti. Elektrik ihtiyacımızı da arkadaşlar arabamıza bir tane akü alacağız. Bu aküyü arabanın kendi aküsüyle bağlantı kurarak dolduracağız. Ve daha sonra araba durduktan sonra bu araya bir şalter koyacağız. Bu şalteri kapattığımız zaman aküler arasındaki enerji bağlantısını kesip arabanın aküsünün bitmesinin önüne geçeceğiz. Diğer akümüz de bizim arabamızdaki işte telefonumuzu şarj etmedir, bilgisayarımızı çalıştırmadır vesaire. O işlerimizi halletse yeterli olur diye düşündük. İlerleyen zamanda bu akü sistemini arabamıza monte edeceğiz. Bunu monte ettiğimizde de yine bunu çekip sizlere anlatmaya çalışacağım. Karavan videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Karavan videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmadıysanız hala abone olun kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.